Evet arkadaşlar, devam edelim isterseniz. Bugünkü birinci mevzumuz teknik bilgilerdi. Bugünkü ikinci mevzumuz bu süreçte, daha doğrusu KPSS hazırlık sürecinde nasıl bir değerlendirme yapmalıyız, nasıl bir plan program yapmalıyız konusuyla ilgiliydi hocam. Şimdi genel anlamda düşünecek olursanız KPSS süreci ikiye ayrılıyor. Bir, bilgisayar hazırlık süreci. Birçoğunuz evlerinizde arkadaşlar şu anda ders çalışıyorsunuz. Bir de psikolojik hazırlık var. Bu süreç sınava hazırlanmaya karar verdiğinizden sınava girdiğiniz, sınav anı ve sınav sonrasına kadar uzanan bir süreçtir arkadaşlar. Biz bugün daha çok şu kısma odaklanacağız. Yani bilgisayar hazırlık sürecine odaklanacağız. Ama psikolojik hazırlık süreciyle ilgili de yine bilgi vereceğim. Bu psikolojik hazırlığı arkadaşlar asla ve asla ihmal etmememiz gerekiyor. Hele hele bugünlerde bizim açımızdan daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü ihmal edersek belirli bir süre sonra psikolojik hazırlık arkadaşlar ihmal edildiği takdirde daha baskın hale geliyor. Sınav kaygısı, sınav anında heyecanlanma, terleme ve benzeri arkadaşlar olumsuz şeyler eşlik edebiliyor. Şimdi psikolojik hazırlıkla ilgili biraz konuşalım. Psikolojik hazırlıkla ilgili konuşacak olursak önce başarı kavramını biraz irdelememiz gerekiyor. Başarı için olmazsa olmaz konulardır. Yine sınava yakın seminerlerimiz olacak. Bu psikolojik hazırlıkla ilgili yine derinlemesine ekstra bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Psikolojik hazırlıkla ilgili şu anda arkadaşlar söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi başarıyı denemektir. Başarı için önce lazım olan şey özgüven. Ne demek özgüven? Yani ben bu işi yapabilir miyim diye kendinize sormayın veya kendinize bu soruyu yönelttiğinizde bu işe başladım, bu işi sonlandıracağım şeklinde yani olumsuz değil, olumlu düşünmeliyiz arkadaşlar özgüven konusunda. Hayatta hiçbir şekilde inanmadığınız şeyi yapmayın arkadaşlar. Yaptığınız işe inanmak tam olmalıdır. Başarı için olmazsa olmaz ögelerden yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Hedef belirleme bizim için çok önemlidir. Bir puan hedefiniz de olabilir 90 veya atanmak istediğiniz bir kurum da olabilir. Atıyorum Adalet Bakanlığı veya atanmak istediğiniz bir yer olabilir. Öğretmenlik mesela, ben Sakarya'da Erenler ilçesine atanmak istiyorum veya Erenler ilçesindeki bir okula atanmak istiyorum şeklinde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Motivasyon. Süreç uzun. Özellikle bu dönemde arkadaşlar ister istemez bunaldığımız anlar olacaktır. Ama şunu düşünmemiz gerekiyor. Bunlar normal şeyler. Deneme sınavlarına girdiniz veya kendiniz evde test yaptınız, deneme sınavı yaptınız. Sınav sonuçları biraz olumsuz geldi. Hocam bu süreçte bunlar normaldir. Bu süreçte arkadaşlar özellikle sınava şu anda 5 ay kaldığını düşünerekten bu süreçte her şeyin ama her şeyin mükemmel gitmesini zaten beklemeyin arkadaşlar. Yani şu anda 95 puan aldıysanız ben size iyi yapmışsınız demem. Niye? Şu anda hala ve hala süreçteyiz. Hala da hala eksiklerimiz üzerine gitmeliyiz. Yani özetlersek zorluklar olmalı. Sizi bu zorluklar süreçten asla ve asla uzaklaştırmamalı. Bu tip durumlar sorun değil. Asıl sorun, asıl olay nedir? Bu tip durumlara sizin vereceğiniz tepkilerdir arkadaşlar. Diyelim ve psikolojik hazırlığı şu anda geçelim. Muhammed Ali, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ünlü bir sporcudur. Arkadaşlar daha sonra Müslüman olmuştur kendisi. Onun sözleri internette dolaşır. Benim de çok sevdiğim bir söz konumuzla alakalı. Aklım kesiyorsa ve yüreğim inanıyorsa başarabilir. Şu anda çok hazırlık yapmış arkadaşlar olabilir.
Şu anda sürecin başlangıcında hazırlıklarına yeni yeni başlıyor arkadaşlar olabilir. Panik modunda arkadaşlar olabilir. Çok yoğun bir şekilde tempoya başlamış arkadaşlar olabilir. Hepsiyle ilgili önerilerimiz, tavsiyelerimiz olacak. Arkadaşlar KPSS hazırlık bir süreçtir. Yani şöyle söyleyeyim. Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta hangi ayda başladıysanız bu hazırlık sürecine, bu hazırlık 5 ay daha devam edecek. Bir süreçteyiz. Biz şu anda sürecin içerisindeyiz. Bu süreç bir maratona benzer. Ama burada unutmamamız gereken bir nokta var. O da nedir? Çok hızlı ve çok yavaş başlamamak. Çok hızlı başlarsanız çok çabuk yorulursunuz. Çok yavaş başlarsanız yapacağınız şeyler birikir, yetiştirememe problemi olabilir. Yapacağınız şey dinamik bir program yapmak. Bu dinamik programı 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse bu sürece yaymak olmalı. Arkadaşlar bilgisayar hazırlıktan bahsetmiştim sizlere. Bugün daha çok bu kısma odaklanmamız gerektiğini altını çizmiştim. Bilgisayar hazırlıkta, bilgisayar hazırlığı birkaç başlık altında değerlendirecek olursak program, tekrar, denemeler ve zaman yönetimi. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde irdeleyelim, içerisini açalım. Bir söz var, diyor ki başarıya giden yol çok çalışmaktan değil, sistemli çalışmaktan geçer. Çok güzel bir söz. Çünkü çok çalışmak kavramının içi boştur. Ne demek o? Ben 10 saat çalışırım anlamam ama siz 4 saatte çok iyi kavrayabilirsiniz. Çok çalışmak değil, neymiş? Sistemli çalışmak gerekiyor. Düzenli çalışmak gerekiyor. Notlarınızı kendi içerisinde düzene koyabilirsiniz arkadaşlar bu süreçte. Devam ediyoruz. Program boyutuyla ilgili devam edelim. Demiştik ki bilgisayar hazırlıkta ilk boyut program. Arkadaşlar program ve düzenli bir program bizim işimizi görecek. Ne demek bu? 5 aylık bir sürecimiz var. Bu 5 aylık sürecimizde kendimize dinamik bir program yapmak. Ne demek o? Günlük 4 saat, 5 saat sizin ortalamanız neyse, sizin hazım dereceniz neyse, ne kadar ders çalışabiliyorsanız bunu uzun sürece yaymak. Yani bir gün 10 saat çalışıp ertesi gün 2 saat çalışmak yerine her gün ortalama olarak 3-4 saat ders çalışmak uzun vadede sizi başarıya daha çok yaklaştıracaktır arkadaşlar. Başka? Bu süreçte önemli olan bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Her güne bir ders koymayın. Her güne bir ders koyduğunuzda hafta 7 gün tarihe mesela bugün başladığınız tarihe sizin başka dersleriniz de var. Tarih var, coğrafya var, Türkçe var, matematik var. Efendim öğretmen adaysanız başka dersleriniz de var. Dolayısıyla arkadaşlar her güne bir ders koymak bu çerçevede avantajlı durmuyor. Her güne 3-4 farklı ders koymak. Bu 3-4 farklı derslerden kesinlikle şunlar olmalı. Ne demek o? Matematik ve Türkçe. Matematik ve Türkçe birbirlerini dengeleyen derslerdir. Sözel ve sayısal derslerdir. Bunlar birbirlerini dengelemenin yanı sıra ÖSYM'de pratiği çok fazla olması gereken derslerdir. Ne demek bu? Türkçeyi biliyorsanız da hızınızı arttırmalısınız. Matematiği biliyorsunuz da yine hızınızı arttırmanız gerekiyor. Çünkü ÖSYM artık Türkçe ve matematikte hızı ölçen sınavlar haline geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir yetişkine 45-50 dakikalık ders ve akabinde 10-15 dakika ara vermek, mola vermek önemlidir arkadaşlar. Üniversite zamanlarınızı hatırlayın. Üniversite zamanlarınızda arkadaşlar bir dersi sınav haftasında, vize ve final haftasında çalışabiliyorduk ama KPSS için bu akademik ertelemeyi yapmamamız gerekiyor. Yine çalışırken daha çok soruya ağırlık vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü ÖSYM soruyu, soru motivasyonunu ölçen bir sınavdır. Bu unutulmasın. Plansız bu iş zor dostlar. Yaptığınız çalışmayı günü kurtarmak için asla yapmamamız gerekiyor. Günü kurtarmak için yapılan çalışmalar, son aylarda sadece son aylara endeksli yapılan çalışmalar KPSS için doğru bir yöntem değildir. Bunun da altını çizmek
istedim arkadaşlar. Birincisi, bilgisayar boyutun birinci noktası programdı. Bazı arkadaşların yaptığı bir konuya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Programlı çalışmanın temel noktası günlük, haftalık, aylık tekrarlar yapmak. Bir de bazı arkadaşlar özellikle şu hataya çok fazla düşüyorlar. O da nedir? Hemen bilgi vereceğim. Şu. Mesela benim hocam tarihi alıyor. Tarihi 3 farklı kaynaktan konu anlatımı çıkarıyor. Buna hiç gerek yok. Böyle farklı kaynaklardan, farklı yayınlardan böyle konuları birleştirip tek bir kaynak yapmaya gayret etmeyin. Bu zaman açısından tasarrufunuzu engelleyen bir durumdur. Bunun yerine, çünkü az çok KPSS kaynaklarında bilgiler var. Soruda görün. Siz farklı sorular, farklı konularla ilgili sorulara ağırlık verin. Bu sizin için daha kıymetli, bu sizin için daha değerlidir. Arkadaşlar, altını çizmek isterim. Plansızlık zordur demiştik az önce. Neden zordur? Çünkü plansız olduğunuzda ne aşamada olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani ben yeterli miyim, yetersiz miyim bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla panik yapabilirsiniz ama planlı çalıştığınızda kendinize olan güveniniz ve kendinize olan güveniniz artıyor ve endişeniz de arkadaşlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bilgisayar hazırlıkla ilgili ikinci bir konumuz, tekrar da arkadaşlar altını çizmek isterim. Sorun unutmak değil, tekrar yapmamaktır. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, hocam çok çalışıyorum ama sınavlarda yapamıyorum. İrdeliyoruz, ilk konularda sıkıntısı var. Yani düzenli tekrar yapmamış. Burada da ifade edildiği gibi arkadaşlar, sorun unutmak değil, tekrar yapmamaktır. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Matematik dışında, geometri dışında, işte öğretmenseniz ölçme dersinin dışında neredeyse derslerinizin %90'ı, %80'i sözel. Ve sözelde sık tekrar yapmanız gerekiyor. Sözelde sık tekrar yaptığınız takdirde arkadaşlar hatırlamak daha kolay olacaktır. Bir de sık tekrarlar yapmak gerekiyor çünkü sözel derslerde bilgi ve kavramlar çoktur. Çünkü öğrendiğiniz bilginin uzun süreli hafızaya alınması böylelikle daha rahat olur ve bilgilerinizin kaybolmasını önler. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapılmalıdır hocam. Az önce bu derslerin öneminden bahsetmiştim. Türkçe ve matematiğin öneminden bahsetmiştim. Pratiğinizi artması gerektiğini altını çizmiştim. Sözel derslerden bahsetmiştim arkadaşlar. Çünkü bu derslerde daha fazla bilgi çıkıyor. Dolayısıyla yorum çok fazla çıkmıyor bu derslerde. Bilmeniz gerekiyor. Size önerim. Piyasayı benden iyi bilirsiniz. Cep kitapları var. Herhangi bir yayının cep kitaplarını aldığınızda bu cep kitaplarını okuyun. Akşam yatmadan okuyun. Çünkü çok fazla bilgi olduğu için karışıyor. Okuyun, bitsin, başa dönün, bir daha okuyun. Örneğin ilçede mi yaşıyorsunuz? İlçede yaşarken Sakarya merkeze işte bir saatte mi geliyorsunuz? Bir saatte hocam Türkçenin cep kitabı biter. İki saatte vatandaşlık biter. Sıkıntı yok. Bitsin, başa dönün. Tekrar edin. Bu farkında olmadan öğrendiğinizi sağlayacak. Biz buna gizli öğrenme diyoruz. Eğer bunu yaparsanız gizli bir şekilde bu konuyu, ilgili dersi öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Yine tekrar boyutuyla ilgili söylenebilecekler arasında ifade edilir. Az önce hatırlamakla ilgili bilgilerden bahsetmiştim. Burada bazı bilimsel bilgiler var. Onların da altını çizmek isterim. Öğrenilenler aynı gün içerisinde tekrar edilmelidir. 24 saat sonra arkadaşlar kısa bir tekrarla gözden geçirilmelidir. Bir hafta, bir ay sonra küçük tekrarlarla uzun süreli hafızaya kaydedilmiş oluyor. Yani sizler günlük tekrar yapıyorsanız, sizler haftalık tekrar yapıyorsanız
İnanın aylık tekrar sadece bir göz gezdirme mahiyetinde olacaktır. Çünkü bunun arkadaşlar aylık yapacağınız tekrarlarda bir göz sarılması şeklinde yapmanız, bir 20-30 dakika yapmanız belki de arkadaşlar yeterli olacaktır. Tabii ki şunu altını tekrar çizmek istiyorum. Bu süreçte soru çözümü bizim için hayat kurtarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günlük, haftalık, aylık tekrar yaptıysanız konuyu iyi bir şekilde özümsemiş oluyorsunuz. Zira düzenli tekrar edilen bilginin 9 hafta sonra yüzeyi tifresli kısmı hatırlanırken tekrar yapılmaması durumunda ancak bu bilginin %20'si hatırlanabilmektedir. Böyle önemli bir bilgi vardır. Çalışma ortamı ile ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Çalışma ortamı ile ilgili konuşacak olursanız bir çalışma masası arkadaşlar olsun. Neden olsun? Bizim açımızdan önemi şudur arkadaşlar. Çünkü şu dik açı bizim için önemlidir. Çünkü dik açı da arkadaşlar beyin hükmediyor, çalış diyor. Yani moda geçiyorsunuz aslında masada çalışırken. Daha sonra 45 derecelik açıya düşersek, daha sonra yumuşak bir zeminde ders çalışırsak bu açı 30 dereceye düşer. Vücudumuz daha da rahatlar, 15 dereceye düşer. Ve artık yatarak uyuklar pozisyona gelmiş oluruz. Bu bir yanlış çalışma alışkanlığına örnek bir şablondur. Ben buna Türk usulü çalışma modeli diyorum arkadaşlar. Özellikle uzanarak veya yatarak ders çalışmamamız gerekiyor. Neden hocam? Çünkü beyin dinlen artık diyor yatakta. Beyin dinlen artık diyor. Beyin özellikle müzik çalışırken, müzikle ders çalışırken, müzik dinlerken beyin gücünün bir miktarıyla müzikle ilgileniyor, bir miktarıyla o çalıştığınız dersi algılamaya çalışıyor. Bunun yanında dinlenme aralarında cep telefonu, bilgisayar ve benzeri şeylerle de arkadaşlar ilgilenmek bizi, motivasyonumuzu yine etkileyen arkadaşlar olumsuz bir alışkanlık olduğunu altını çizelim. Bilgisayar hazırlıkla devam ediyoruz. Bilgisayar hazırlığı ilk boyutu neydi hocam? Program. İkinci boyutu neydi arkadaşlar? Tekrar. Üçüncü boyutu nedir? Denemeler. Şimdi denemeler sınava ne kadar hazır olduğumuzu görmek için bir prova niteliği taşır. Şöyle düşünün. Tiyatrocular neyi prova yapıyor? Eksiklerini gideriyorlar. Aynı şekilde düşünün. Denemelere girmemiz gerekmektedir. Denemelere zamanında girmeliyiz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Deneme çözebilmek için önemli bir nokta. Şu anda deneme çözmeyelim. Şu anda sınava 5 ay vardır. 5 ayda eksiklerimiz vardır. Bu 5 ay eksiklerimizi kapatmak içindir. Altını çizmek isterim. Şuna açıkça söylemek istiyorum. Kaç net yapıyorum veya kaç net yapabilirim diye denemeye giriyorsanız hiç girmeyin. Ne demek bu hocam? Arkadaşlar denemeye 70 net aldım diye girilmez. Denemeye niçin girilir? Yani denemelerdeki mantığımız ne olabilir? 1. Hangi konularda hakimim değilim? Bunu tespit etmek için. Bu birinci nokta. İkinci nokta, soru tipleri hakkında yetkin miyim? Çünkü şunu biliyoruz. Denemelerdeki sorular daha ciddi, daha kaliteli sorulardır. Üst düzey sorulardır. 3. Süreyi nasıl kullanıyorum? 4. Sınav stratejisi için. Ne demek bu? Tekrar sıralıyorum. 1. Hangi konularda hakimim? 2. Soru tipleri hakkında yetkin miyim? 3. Süreyi kullanabiliyor muyum veya ne şekilde kullanıyorum? 4. Sınav stratejisi hakkında bilgi sahibi olmak. Sınav stratejisi hakkında bilgi sahibi olmak ne demek? Türkçeden başlayınca Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık şeklinde mi giriyorum, daha başarılıyım? Ya da tarihten başlarsam daha mı başarılıyım?
Her sınavda bunu değiştirmeyin ama bir sizin bir sıranız olsun. Bu sıranız size aitsin, en çok size en çok verim getirebilecek bir sıra olsun arkadaşlar. Ve altını çok 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 çizmek istediğim bir konu, çıkmış soruları analiz etmeliyim. Arkadaşlar, çıkmış sorular çıkacak soruların teminatıdır. Çok önemli bir bilgi. Çıkmış sorular çıkacak soruların teminatıdır. ÖSYM 1999 yılında devlet memurluk sınavı yapmış. 2001 yılından itibaren de KPSS sınavı yapmış. Yani önümüzde 20 yıllık doneler, 20 yıllık veriler mevcuttur. Ha, kolay yıllarda var, son yıllarda var. 2014 KPSS tarih soruları için tarihçiler bile zorlandığını söylüyor. Hatta o sene insanlar mizah yapıp hani padişahın ayakkabı numarasını bari sorsaylardı diye hayıflanıyordu. 2017 yılında tarih soruları biraz daha kolaydı. Bu sefer de bilen ve bilmeyen çok fazla ayırt edilmediği eleştirildi. Dolayısıyla ÖSYM verilerinde, ÖSYM çıkmış sorularında zoru da var, kolayı da var hocam. Özellikle size tavsiyem konu konu çıkmış soruları analiz etmenizdir. Bizim açımızdan KPSS hazırlık sürecinde hayati bir öneme sahip olduğunu unutmayın. Sevgili arkadaşlar, denemelerle ilgili söylemiştim. Eğer denemelerle ilgili mantığımızı az önce söylediklerim çerçevesinde düşünmezsek, yani deneme sınavı çözmezsek, denemeye girmezsek, kendimize bir strateji geliştirmezsek, burada söylenen gibi arkadaşlar, sınava son 5 dakika kalmış ama bizim daha yapacağımız birçok soru kalabilir maalesef. Deneme pratiğimiz eksikse tablo böyle olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden deneme pratiğini arttırmalıyız. Yani denemelere girmeliyiz arkadaşlar. Zaman yönetimi. Zaman yönetimi bir diğer bilgisayar hazırlık ve son bilgisayar hazırlığımızda arkadaşlar. Unutmamamız gerekiyor. Süreci plan yapmak gerekiyor. Bu süreçte, yani dedik ya, 5 aylık bir süreç var önümüzde. Bu süreci plan yapmak, bu süreci yönetmek, bu süreci hakimiyet kurmak gerekiyor. Ne demek bu? Yani hangi tarihte ben hazırım? Süreci yönetirsem, denemeleri nasıl bir düzene koymalıyım? Mesela her ay bir deneme yapılabilir, sonlara doğru deneme çoğaltılabilir. Deneme düzeni kurmak KPSS hazırlık sürecinde önemli bir zaman yönetimidir. Başka, taslak olarak bir düzene koymak gerekiyor. Çünkü uzun süreçler biraz kendi içerisine bilinemezlik taşıyor. Son, mesela Eylül'de sınavımız var. Ağustos'un ortasında son bir ay kala konular tamamen bitsin. Son bir aydan sonra denemeleri biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Sözel dersler ezber gerektiği için arkadaşlar sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Yine bu süreçte zaman yönetimiyle ilgili. Artık sonlara geliyoruz. Bu süreçte yapılan yanlışlar ve doğrularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum size. Arkadaşlar, baştan hızlı başlamamak gerekiyor. Çabuk yoruluruz demiştik veya gevşek davranmamız gerekiyor. Her dersten böyle konu özeti yapmamamız gerekiyor. Derslere ön hazırlık yapabilirsiniz. Mesela bizler 4 konudan şu anda sizlere uzaktan eğitim veriyoruz. Bizler Bilgi Yorum YouTube sayfasına kayıtlarımızı atıyoruz. İlgili dersin uzaktan eğitimine başlamadan önce o dersle ilgili bir ön hazırlık yapmanız iyi olur. Özellikle sözel derslerde birkaç konu önceden gidilmesinin arkadaşlar hiçbir zararı yok. İhtiyaca göre arkadaşlar çalışma, eksik olduğunuz konulara ağırlık verme, boş dersin tamamının ders çalışarak geçilmesi gerektiğini düşünmek yanlış bir inanıştır. Ne demek o? Şimdi diyorsunuz ki bazıları, okul bitti. Bu süreçte sağlığım var, işi de bıraktım. Bir iki gün böyle arkadaşlar çok çok ders çalıştınız. Bir baktığınızda arkadaşlar sıkıldınız, yoruldunuz. Bütün gününüzü ders çalışarak geçiremezsiniz. Düzenli ders çalışın. Yani her gün 4 saat, 5 saat ders çalışın. İnanın uzun vadede bu daha çok hayat kurtarır arkadaşlar. Bir günde tek bir dersin çalışılması arkadaşlar yine yanlış inanışlar arasında.
Yine bundan bahsetmiştim. Dersle ilgili ön yargılar. Bazı arkadaşlardan duyuyorum. Diyorlar ki arkadaşlar bazıları ben matematik özürlüyüm. Bazı arkadaşlar diyor ki ben arkadaşlar tarih bu sene zor çıkacak. Şunu bilin. ÖSYM'nin soruları %70 orta düzeydedir. Orta düzeyde zorluk derecesine sahiptir. %30'u arkadaşlar zordur. Yani bu şu demek. %70 arkadaşlar bu bir ölçme kuralıdır. Bizim geliştirdiğimiz bu şey değil. Orta ve üstü arkadaşlar zorluğa sahiptir %70. Yani %70 yapılabilir arkadaşlar. %30 hakim olunduğu takdirde zaten arkadaşlar %30 hakim olunduğu takdirde zaten ipi göğüslemiş oluyoruz. Düzenli çalışarak bu sorular yapılır. Şunu unutmayın. Düzenli çalışarak yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Doğruları hızlıca söylememiz gerekirse, programlı ve düzenli ilerlemek, notları düzenli tutarak soru çözümüne zaman ayırmak, kısa bir hazırlık yapmak, eksik ve zayıf olan konulara ağırlık vermek, her gün 3-4 farklı derse çalışmak, sistemli olarak çalışmak önemlidir. Derslerle ilgili ön yargı yapılmaması ve dinlenme ve kişisel zaman ayırması. Bunu önemsiyorum. Ne demek bu? Bazı arkadaşlar diyor ki ben kendimi soyutlayacağım. Ders haricinde hiçbir sosyal hayat yapmayacağım. Hocam eğer böyle yaparsanız sınav anında patlama yaşayabilirsiniz. Eliniz ayağınız dolaşabilir. Kendi arkadaşlar hobilerinize zaman ayırmak, sevdiklerinize zaman ayırmanız gerekiyor. Süreç bittiğinde bu virüs salgının bittiğinde sevdiklerinize zaman ayırmanız gerekiyor. İnşallah arkadaşlar hep beraber yine bu süreci alnımızın akıyla tamamlayacağız. Pikniğe gideceğiz hep beraber arkadaşlar. Bu kendi dinlenme ve kişisel hobilerinize zaman ayırmak sanıldığının aksine sizi süreçten koparmayacak. Sizi sürece arkadaşlar daha iyi motive edecek. Bunun da altını çizmek isterim. Arkadaşlar bir örnek ders çalışma programı var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Ne dedik? Her güne Türkçe ve matematik olacak dedik. Türkçe, matematik. Türkçe, matematik. Çok biliyorsak bizim için tekrar olacak. Aynı zamanda deneme pratiğini de geliştirmemize katkı sağlayacak. Bunun dışında en zorlandığınız ders hangisiyse her güne yayabilirsiniz. Mesela ben coğrafyada zorlanıyorum. 2 günde bir coğrafya çalışabilirim. Yetişkin bir insana şu saatte kalk, şu saatte yat demek arkadaşlar olmaz. Günü 2-3'e bölebilirsiniz bu dersleri çalışırken veya saat koyabilirsiniz. Ben günlük yarım saat Türkçe'ye çalışacağım, işte bir saat matematiğe çalışacağım, yarım saat coğrafyaya çalışacağım diye. Onun dışında zorlanmadığınız dersleri arkadaşlar 2 günde bir yayabilirsiniz. Tarih, coğrafya şeklinde. Evet, günde 3 ya da 4 farklı ders. Bu dersler içerisinde muhakkak sözel ve sayısal dersler olmalı arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. Tekrar altını çizmiş olalım. Bunu da geçiyorum. Bir örnek. Arkadaşlar bir ders programı. Tarih tekrarı. Bak matematik tekrarı. Eksik olduğumuz konulara ağırlık vermemiz gerekiyor. Günlük haftalık ayrı tekrarlarımızı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ertelememiz gerekiyor. Biraz arkadaşlar zamanla bu işi yaymamız gerekiyor. Aylık soru çözüm ve ders takip çizelgesi. Bunu da İnternet ortamından size ulaştıracağım belgeler arasında. Bu bir seyir defteridir. Ben buna seyir defteri diyorum. Bir ay boyunca neye çalıştınız? Bunu not ettiğiniz bir seyir defteri. Artış var mı? Azalış var mı? Mesela ben bakıyorum ki Nisan ayında Türkçe çok fazla çalışmışım. Ben Nisan ayında Türkçe çok fazla çalışmışım. Her günü dolu. Coğrafya çok fazla çalışmışım. Ben Nisan sonunda bakacağım ki tarih ve matematiğe ağırlık vermemişim. O halde Mayıs ayında ben buna ağırlık vermeliyim. Yani yapacağınız bu KPSS'in yapacağınız aylık takip çizelgesi sizin
planınızı yeniden şekillendirmenize yardım edecektir, katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Hedefe yönelik planlı ders çalışmamız bizim başarımız açısından önemlidir. Muhammed Ali ile başladık. Yavaş yavaş Muhammed Ali ile bitirelim. Çalışmanın her saniyesinden nefret ediyorum. Fakat kendi kendime hep vazgeçme dedim. Şimdi sıkıntı çek ve hayatının geri kalanı bir şampiyon olarak yaşa demiş. Benim çok sevdiğim bir söz Meyer'e aittir. Başarıya ulaşamayanların %90'ı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Pes etmemek gerekiyor arkadaşlar. Şu anda süreç devam ediyor. Süreçte daha yapacaklarımız var. Sevgili arkadaşlar, anlatmak istediklerim bunlardı özetle. Şunu ifade edeyim, daha sonra sorularınız varsa geçebiliriz. Anlattıklarımız kanun değil elbette ama genel doğrular vardır. Biz bugün bu genel doğruların neler olduğundan bahsetmeye gayret ettik. Önerilerde bulunmaya çalıştık. Örnekler vererek ifade ettik. Şunu unutmuyoruz tabii ki, herkesin bir öğrenme yöntemi vardır. Amacımız sizin bu alışkanlıklarınıza destek sunmaktır arkadaşlar.